Türkiye'yi biz Anadolu'yu yaşayarak gezdik. Muğla'da Hür Düşünce Platformu'nun Mayıs ayı toplantısına konuk olan MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, seçim vaatleri ve hükümet eleştirilerinin ardından toplantıya katılan platform üyelerinin de sorularını yanıtladı. Erdoğan'a ilk soru platform başkanı vekili Ergün Şahin Alp'ten geldi. Şahin Alp, kamuoyundaki oy oranlarına bakarsak ben tek başına bir iktidar görmüyorum. Bir koalisyon olursa eğer MHP kiminle koalisyon kurar diye sordu. Erdoğan'ın bu soruya yanıtıysa şöyle oldu. MHP için aslında tek başına iktidarın dışında bir koalisyon bu seçimden sonra zor. Hayır, şimdi B planı diyorum. İşte B planında işte onu söylüyorum. Yani zor. Niye zor? MHP AKP'nin bu yaptıklarına karşı. Yani elimizde bir ciddi hafıza var. Evet. Yani AKP'nin... Yani AKP ile koalisyon kurmazsınız. Kurma imkanımız yok. Tabii. Çünkü yani, o zaman nasıl hesap soracağız? Evet. Nasıl yani, hesap soracağız? Onu biz geleceğiz diyeceğiz şimdi, Sayın Vekilim böyle böyle diyor. Şimdi CHP ile de çok ciddi yani. CHP'yi de bizim daha önce koalisyon kurduğumuz DSP gibi düşünmek zor bizim açımızdan. Ama savunduğunuz bazı şeylerde ortak noktalar şimdi var. Bazı şeylerde... Atatürk olsun, ülke bütünlüğüdür, şeydir. Ama yani işte bunlarda. Ülke bütünlüğü konusunda biz CHP ile çok uzlaşamıyoruz. Yani aslında onu vatandaş bizi orada çok yakın gibi görüyor ama... Biz orada aslında CHP orada AKP'ye daha yakın. Çözüm sürecini Halk Partisi destekliyor mu? Tabii. Öyle mi diyorsunuz? Tabii. Erdoğan bu seçimden sonra hükümet kurmak gerçekten zor dedi. Yani zor. O zaman yine bir seçim mi gözüküyor veya olabilir. Tekrar hemen bir şey seçim hükümeti kurulup olabilir. Seçim mi gözüküyor? Olabilir. Cumhurbaşkanı görevi verir mi bir Devlet Bahçeli veya işte Kemal Kılıçdaroğlu? Niye tek başına iktidara tek başına çıktık ya da işte ne bileyim AKP hükümeti kuramadı. Mecbur verecek yani ne yapacak Cumhurbaşkanı? Gelip kendi kuracak değil mi hükümet? Koalisyon olursa CHP ile MHP'nin çok zor anlaşacağını savunan Profesör Doktor Ali Osman Gündoğan, MHP devlet geleneğini iyi bilen bir parti. AK Parti ve MHP arasında bir birlik olmaz mı şeklinde sordu. Elbette ki seçimden sonra Türkiye hükümetsiz kalmaz diyen Erdoğan'ın Profesör Doktor Gündoğan'ın sorusuna yanıtı ise MHP bu seçimde yalnız bir parti oldu dedi. Niye yalnız bir parti? Bir tarafta din istismarı yapılıyor. Bir tarafta da milli değerler çok kullanılmakla beraber milli ruh yani o biraz önce burada bahsettiğimiz kurucu iradeden uzaklaşan bir CHP var. Yani bugün Milliyetçi Hareket Partisi niye vardır sorusunun bana göre temel karşılığı CHP'nin milli kurucu iradeden uzaklaşmasıdır. 8 Haziran'ın şartlarını 8 Haziran'da konuşmak lazım. Bugün yapacağımız şey biraz iktisatçı çalışması olur. Yani şimdi ben de iktisat okudum. Varsayım üzerine bu işi bina etmek. Şimdi varsayım üzerine bina etmek gerçeklerle her zaman örtüşmüyor biliyorsunuz. Biz bu işe tek başımıza hazırız ve tek başımıza talibiz.